Çalışma ve Sosyal Bakanı, Sosyal Hizmetler Bakanı, Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamaları son dönemde çokça takip ediliyor. İki kritik konu başlığı ile ilgili önemli açıklamaları var yine değerli izleyenler. Özellikle EYT teknik olarak çalışmalar tamamlandı ifadesini kullandı. Taşeron işçiler de tabii ki kendisine soruldu ve 516 bin kişinin kadroya geçişiyle ilgili süreci tamamladık dedi. Onunla ilgili bir çözüm aşamasına geldik. Emeklilikte yaşa takılanlar, sözleşmeli ve taşeron işçilerin kadroya geçişi, asgari ücret. Yeni yasama yılında siyaseti oldukça yoğun bir günden bekliyor. Gözler Çalışma Bakanlığında. Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı sonrası gazetecileri açıklamalarda bulunan Bakan Vedat Bilgin son durumu anlattı. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili çalışmanın tamamlandığını söyledi. Aralık ayında detayları açıklayacağız dedi. Emeklilikte yaşa takılanlar çalışmamız son aşamasında. Tamamladık diyebilirim. Aralık ayında bir basın toplantısıyla etraflıca kamuoyuyla paylaşacağız. Çalışmamız teknik olarak bitti. Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızla paylaştıktan sonra onu meclise intikal ettiririz. Bütün çalışmalarımızı tamamladık. Asgari ücret görüşmeleri için daha önce Aralık ayını işaret eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı kadroya geçiş tasarısının hazır olduğunu da açıkladı. Ancak düzenlemenin hayata geçirileceği zaman için tarih vermedi. Sözleşmeli personel meselesi var. Bunlar 516 bin kişinin kadro haklarına kavuşması meselesidir. Onun çalışması bitti, zaman meselesi var. Sayın Cumhurbaşkanımız uygun olduğu zaman sunacağız. Zaman zaman çıkışlarıyla gündemden düşmeyen bir belediye başkanı aslında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan. Dün kendisiyle ilgili partisi Yüksek Disiplin Kurulu'nda son kararı sonunda verdi. Uzun bir süreçtir ertelemelerle giden gelen bir süreçti ve kendisi hakkında geçici çıkarma kararı verildi bir yıl süreyle. Bu kararın hemen akabinde de dün TV100 ekranlarındaydı Tanju Özcan. Bu kararı çifte standart olarak yorumladı. Genişte bir yankı buldu siyasi arenada ki partisinde de öyle. Ve Genel Başkan Yardımcısı Seyit Dorun bu konuya ilişkin bir yanıt verdi Özcan'a. Asıl olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal yapısıdır ve kurumsal yapıyı zedeleyecek, partimizi zedeleyecek bir davranışta bulunacağını düşünmüyorum dedi. Bir çifte standart var ortada. Tabii ki bizim e, yüksek disiplin kurulumuzun kararı. Sonuçta orada e, bir değerlendirme yapıyorlar. Yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Seyit Torun, Tanju Özcan için verilen bir yıl geçici çıkarma cezasını bu sözlerle değerlendirdi. Karar için çifte standart diyen Özcan'a partinin kurumsal yapısını hatırlattı. Oradaki kurulumuz kendisinin savunmasını da dinliyor, elindeki belgeleri de kendisine gelen belgeleri de değerlendiriyor ve bütün bunların ışığında karar veriyor. Asıl olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal yapısıdır, kurumsal saygınlığıdır. Ona zarar verecek bir şey de yapacağını düşünmüyorum. 11 Büyükşehir Belediye Başkanı ve Tanju Özcan'ın da aralarında olduğu pek çok partili Kılıçdaroğlu'nun kamp açılışında yaptığı benimle misiniz çıkışı üzerine yanındayız mesajı paylaşmıştı. Konuyu değerlendiren Seyit Torun belediye başkanlarının altılı masanın kararına uyacaklarını düşünüyorum dedi. Büyükşehir Belediye Başkanımız tabi Sayın Genel Başkan ile ilgili mesajlarını verdiler sosyal medya üzerinden zaten e, altılı masanın millet masasının alacağı karara uyacaklarını ve sonuna kadar destekçisi olacaklarını da açıklamışlardı. Yani ayrı bir açıklamaya gerek olacağını düşünmüyorum. Zaten verilmesi gereken mesajlarını, söylenmesi gereken ifadelerini kendileri belirttiler. Bu arada CHP ile 11 Büyükşehir Belediye Başkanı Ordu'da bir araya gelecek. Cuma günü başlayacak toplantı 3 gün sürecek. Peki gündemde hangi konular var? Belli konular var ee, görüşmemiz gereken bir tarım çalıştayımız olacak İzmir'de, onunla ilgili e, bir değerlendirme yapacağız. Ee, önümüzdeki gene 21, 22, 23 e, Ekim'de e, Sivas'ta bir e, belediye başkanları çalıştayımız olacak. Gene içe dönük belli belediyelerimizin ortaklaştığı konular var, onların değerlendirmelerini yapacağız.